Hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Sizi çok seviyorum ve videolarınızı, kitaplarınızı sabahlara kadar okuyorum maşallah. Maşallah. Ama uykuna da dikkat edeceksin. İnşallah. Değil mi? Fakat size daha evvel de bir sorum olmuştu ama okumadınız ve cevap vermediniz. Bundan dolayı üzgünüm. Üzülmek haram. Kur'an'da Allah yasaklamıştır. Evet. Birçok yerde yasaklamıştır. Evet hocam. Cevap vermediysem ya ulaşmamıştır veyahut risklidir, onun içindir. Umarım bu soruma cevap verirsiniz. Sevgili hocam, Hazreti İsa'nın Geliş Alametleri adlı kitabınızın 472. sayfasının sol alt paragrafında Hazreti İsa için sonra 40 sene ömür sürecek, onun zamanında kimse ölmeyecek deniliyor. Ve kaynakçı olarak da İmam Suyuti'nin Kıyamet Alametleri Ölüm ve Diriliş sayfa 184. Hocam, Hazreti İsa'nın yeryüzüne nüzulünü ve tekrar gelişini gören, buna tanıklık eden hiçbir kimse gerçekten Hazreti İsa'nın hayatta kalacağı 40 sene boyunca ölmeyecek mi? Saygılar ve hürmetler sunar, ellerinizden öperim. Şimdi Kamil, eğer bu mantıkla bakarsan dine ve hadislere, senin işin biraz karışık. Olmaz. Bak, diyor ki sonra Hazreti İsa 40 sene ömür sürecek. Onun zamanında kimse ölmeyecek. Ya kimse ölmeyecek ne demek? Evet. Ömürler uzayacak anlamına geliyor. Evet. Kimse ölmeyecek olur mu öyle şey? Tabii ki ölür insanlar. İnşallah. Aklın ihtiyarı kalır. Ne demek kimse ölmeyecek? Evet. Adam üstüne kaya düşüyor, adam gülerek karşısına çıkıyor. Adam yangından dışarı çıkıyor. Nasılsınız, iyi misiniz diyor. Olur mu öyle şey? Evet. Tabii ki ölür. İnşallah. Kamil olmadı şimdi bu. Yani uzun ömür olacağını müteşabih bir anlatımdan anlatmış. Evet hocam. İnşallah. Bu müteşabih hadisler. Onun zaman da kimse ölmeyecek. Yani genel sohbet anında, konuşma anında mesela dersin ya bu adam ölmez derler mesela halk arasında, değil mi? Oho, bu adam ölmez. Belli ki ölecek, sonunda öleceği belli ama uzun yaşar, sağlıklıdır. Evet. Anlamına gelir. Yani ağız akışında çok fazla kullandığı, kendinin de kullandığı kelimeleri ben ona anlatsam Kamil'e, kendi de şaşırır. Evet hocam. Değil mi? İnşallah. Değil mi? Ya diyor ki mesela sabahtan beri çağırıyoruz buraya seni diyor. Gelmedin diyor mesela bazen arkadaşlar. Sabahtan beri çağırıyoruz. Sabahtan beri mi çağırıyor? Değil. İki dakikadan beri çağırıyordur ama o müteşabih olarak sabahtan beri der. Onu o şekilde değerlendirmesi gerekir. İnşallah hocam.